şartlıdan daha çok nefsim haz alıyor derdi. Bir de bu da şey var böyle, o dersler de böyle üzümler şey, 3-4'e böyle kalırdı. Ben bunları da yivesinden 100 defa daha çok böyle temaşasından lezzet alıyorum derdi. Onun 100 yime kadar. Bunun bir şey muhabbeti oluyor. Yani bize de uzaklarında şey ama çok şey yani, çok öyle yani. Böyleyse bak ne kadar düşün, ne kâbiz, kâinat, Kur'an kitap, Kur'an Cenab-ı Hakk'ın kelamullahı, bu gördüğümüz kâinat da onun kudret kitabı. Yani öyle okuyor, öyle işte külli şeyleri. Buyurun devam edin. Evet, madem Allah var ve ilmi ihate eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Kardeş buna dikkat edin yani böyle. Ehl-i imanın dünyasında yoktur diye yani. Ne yoktur? Anladım. Yokluk yoktur diye, yokluk yok yani. Allah Allah, yokluk benim numaralarını da ona onun için. Yokluk yoktur diye yani. Adem yok, idam yok. Allah öyle mi ya? Beraber bir tane yemek yiyoruz, beraber çay içiyoruz beraber. O da mı bâdî? Evet, o da bâdî diyor. Ama şeyde böyle, başka Allah bâdî, Allah için olanlar bâdî, bir de ehl-i imanın dünyası da bile bir bâdî yani. Ehl-i imanın husus dünyası, onu verilecek diye. Başta yani hani, fedâlâtu, akrabâtu, tâllu, hâfı, ilâhı böyle, o hep böyle Allah'a bir anı girer, girer, belli yürüyor yani. İnce bir söz. Öyle bir buyurun, söyleyip buyurun. Yalnız oradan, o hocam o zihirden. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Bir şey yani. Cenab-ı Hakk'ın ilminde var ya, ya yokluğa git, o da var, yokluğa git de bir şey var. Bir de ne, bir diyorum, dar-i esmada var mesela. Sen hayatını, şeyini, günlük hayatın şeylerini esmer-i ayinler yapabilsen Allah'ın isimleri bâbi olduğu gibi ona ayin olan şeyler de bâbi. Nerede bâbi? Dâri esbâda bâbi. Ben bunu şöyle şey diyordum. Sözleri bir gün Feyyaz Efendi dedi ki değil mi Şükran bâbında ben de elhamdülillah üstadım tüm filanı okudum üstad dinledi dedi. Bununla ben iftihar ederim. Ne demek yani o? Ben okudum. Ben benim cüz'üyle okuyorum. Bir şeyim olmayabilir. Ama benim okumamda üstad dinledi. Dinlerken büyük hal aldı böyle. Marifetullah hali olmamda. Demek o marifetullahın şeyinde benim üstadını okumaklığın şeyim babi yani. Ben o şeyim var arasında. Azim edin mi acaba yani? Dâli Esma'ya misal yani. Üstadın dinlemesi biz gibi değil mi yani? Dinliyor ya. Ya. Şimdi sanki aynı kardeşler üstad intikada Mursaleyhun da yani o bize müdafaa değil mi? O zatın ya. O zatın musibetinde o şey yap olsun. Onun hoca olur mu? Başka da öylelerin ki her şey mübarek olur yani. Arabası da mübarek. Buyurun. Arabası da mübarek olur diyorum. Evet neyse. Evet. Herkesin değil. Ölür müsün? Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen ve bu gelen darül mesel ders verip der, kimin için Allah var, ona her şey var. Allah. Ve kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı, hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulümetlerine atar. Hayatının lezzetini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler
buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasaretten kurtulsunlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Ebeden daima. Şey burada Abdülhakil Ali ve Abdülhani o güzel adını yapıyorduk ama buradaki benim bir tarafı hocam mı? İhsan hocam var abi. İhsan. Buyur. Ha buyurun. Bu köşede. Ben ona şey ver ya. Yakın bir yakın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة إلا
للعالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Değil abi, selam. Değil. Ne adı İbrahim? İbrahim. Ne adı lektör? Şeyde mi? Yerde mi? Yukarıda mı? Evet. Değil diyor. Var ya, ninesine çok zulmetmiş. Vallahi bir duydun mu? Ne biliyorsun ya? Emin ola, kızdırımda sevdiğim, sevdiğim akbada hırla ayağladı. Kadın içer böyle, hadi uzanmış yatıyor. Sahibi zaman, sahibi zaman. Sahibi zaman deyince Mehdi hemen o kadar alır. Ben bunları kovarmışsın, abdestin ağzını dalmamışsın diye böyle. Bunlar da gider ikisi daha uzaklara. Sahibi zaman, sahibi zamanı bana darmış ki. Öyle yesin demek. Böyle zalim adam var burada. Yani hocam, ya dinlese bunu. Sahibi zaman diye bir söyledi öyle. Öyle yapıyor. Bakma ya, şeker bende var ya, harften geliyor. Bu da evde de. Al bir ayrı şey. Yurt, tam soğuk şey. Yani nasıl böyleymiş bunlar? Evet ya şey, buraya gel Serhat Bey ya, buraya gel ya. Dinleyin buraya kadar. Serbest sana diyorum, serbest. Gel ya, buraya gel. Allah, Allah şey. Gel bak. Allah. Evet, demek Dağıstan'da arpa düşüyordu. Bu hizmetler geldi, orada ders kanalımız var. Bu yakınlarda Mahmut abiler geldi Azerbaycan'a. Ben de orada bir doktorumuz var bizim, nevroloji, Hamza doktorumuz. Mahmut abi kim ya? Diğer bak. Diğer bak. Mahmut abi. Yunus abi. Geldim oraya. Evet abi. Şey, Yunus abi. Yok yok, Azerbaycan'a geldi. Ha, o biliyorum. Bizdeki şeyle bir doktorumuz var Makaşkala'da, onunla geldik. Geldik, görüştük, geri dönerken doktor Dağıstan'ın dağ köylerinde yaşıyor. Orada davet etti. Oraya gittiği köylerine, köylerinde demek ki orada köylerinde her köyde bir medrese var. Olan medresesinde demek ki bir 80 öğrenci var mesela, orada talebesi var. Demek ki önceden o Hamza doktor geldi, benden şey aldı, külliyat aldı. Ki oranın müderrisleri de şey istiyorlar. Sen şöyle gel, şöyle oraya gel. Sen oraya, 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 oraya gel. Sen buraya. Sen oraya gel. Sen oraya gel. Sen oraya gel. Sen bakarsın, o bile o. Yani demek ki bir, iki ay, üç ay önceden resmen olarak şey almışlar, külliyat almışlar Arapçadan. Demek ki onlar alıp okuyorlar. Bizdeki gitti dedi, her gün gelir onu bir yazdı. Sen de şey hazırlan, sen de şey alacaksın. Neydi o köy şey beyime? Doktor abi. Ne Bayram Ali, Ali Bayram, sen misin ondan sonra seni, evet. Evet. Demek ki der ki köylerine çok sevindiler bizim gelişimize. Bizi hemen medresesine davet ettiler, bir gezdiği medreselere baktı, talebelerle bir görüştü biz. Sonra evine davet etti, evine girerken gördü ki bir balıcı, küçük bir çocuk Kur'an okuyor. Dedi ki bu benim bir oğlumdu bir. Hala 7 yaşına çatmıyor diyor. Çok küçük. Dedi ki evladım dedi, bir Kur'an'dan ezberden okudu hafızlarından. O da ki Bakara suresinden okudu. Çok güzel böylesine böyle tecrübesine böyle güzel bir Kur'an okudu. Dedi ki bu da Alma suresini de artık ezber bilir diyor. Ama ki diyor, ben istiyorum ki diyor, bu benim evladım diyor, sahip olsa kim olsun diyor. Ama bu müderrisler hiç gelmiyor, derslerini görmüyorlar, bizi görmüyorlar. Özde çok güzel Arapça bir ders verirler orada, 80. talebesi oraların. Kur'an'ı çok güzel bilirler. Dedi ki ben evladım desin, sahibi nasıl kim olsunlar.
bunu aparın deyir, dərshanınızda qalsın deyir. Bu ili okula bırakmak istedim deyir. Bu Rusçanı bir il deyirsin, heç deyir, Rusçanı bilmir deyir. Gelen bu yazın deyir, 3 ayı da sizin olsun deyir. Siz deyir, orada ne öğretirsiniz deyir dərshanada? Dedim ki, orada bizde çok çocuklar geldiler deyir. Bundan küçüğü de, büyüğü de geldiler deyir. Səhərdən akşam özel risaleler okunur. Bazıları 100 sayfa, bazıları 180 sayfa edeceğim, böylesine risaleler okunur. Akşamken gelir, misal ki, üzerinden bilmek olur ki, hansı okuyup, hansı okumuyor. Öyle midir? Dedim ki, tamam o zaman dedim. Belli mi dedim? Üzerinden belli olur okumaları, risaleleri. Dedi, tamam o zaman ben de göndereyim de evladımı, oğlumu da gelsin de, hem Türkçeni öğrensin de, hem risaleler okusun. Ama demek istiyorum ki saygı olsun. Ali sen tüm Allah aşkına bütün bunlar yani Allah bir Ali sen böyle emeğini hiç böyle Allah'ın şeyleri. Öyle değil mi Ali sen değil mi? Evet. Allah Allah. Evet. Şimdi sen gece anlatmıştın ya şey. Hani o neydi? Şamahlı. Şamahlı da şey diyordu. Sen bir Ali Bayram'ı diyordun. Gittin mi Ali Bayram'a? Ne oldu Ali Bayram'a? Gel ya. Gel bana kalın doktoru. Ömrümün diyor en çetin imtihanını orada verdim diyor. Nerede diyor? Ali Bayram'da. Sevgi ya. Hep ben oraya giden dayak yiyip dönüyor. He? Oraya giden dayak yiyip dönüyor. Sevmi ya oraya giden, oraya giden dayak yiyor. Öyle mi ya şey İsmail İsmail? Hayrettin bana ne bey? Sırtlandılar. Bugün cendeyi kurtarmış. Şey mi? Orası Şia mı? Şialık daha fazla. Öyle mi? Ondan mı dövüyorlar adamları? Abi Şialık'tan ziyade bir de yani Fars onlar yani. Hem Fars hem Şia. Ya Ali Bayram yakın şey, Bakü'ye yakın değil mi? Olsun abi o. Ha ileride. Denkler yakın değil mi oralar? Oralar mı? Ha şu Sünni içtiği bayrağı bardaktan kıranlar şeyden de. Şimdi bunları Ömer Hayya. Çay içse, şey yapsa, hep böyle atıyorlar bana onları, değil mi? Böyle yaparlarmış. Duydun mu hocam öyle? Lenkeran'da. Evet, buyurun. Onun için bu deri ben de oraya gideceğim. İyi de sap vallahi. Ben bilmiyorum, ben ya 20-30 kilometre güneyinde zannediyorum şey Bakı'nın. Yakın bir Bakı'ya yakın. Ne kadar? Bakı'dan 120 kilometre. Bizden 145 kilometre. Buyurun. Sen Ali Bayram'a gittin mi şey, zaten? Evet hocam. Öyle değil mi? Lenker mi daha boyu orası mı daha boyu şu ya? Lenker'in daha kafı Lenker. Öyle mi? Buyurun. Yine de o bölgede en müsait yer oranı bölmüşler, yanıt kardeşler. Zaten de evvelsin de ben niyetim oraya gitmeydi. Sonra o büyük mescid Şamakı'ya zora arada kaldı. Zaten Şamakı'ya gidip oradayım da dersin ondan sonra Elbayram'a gitmeye niyetlendik. Gittim elhamdülillah. Benle orada bir okuyan kardeş var. Bir sınıfta olmuşum. Gittim onu buldum. Esat doktor da dedi. Diş hekimi. Esat doktor dedi ki oraya gitsin onu bularsan. Evvela oraya gitti değil mi? Baştan başa sonra. Yani bir kimse kapısına gidesen hiç kimi tanımıyorum. Direkt durdum gittim ki inşallah. Gelim ondan yani her dansa başlamak. Kapısını dövdüm yani. Öyle yok oradan buradan. Ahri buldum, dediler birazdan gelecek evine, döydüm kapısını. Kardeşim de selam aleyküm, adam beni tanımadı. Dedim de sana bir sözüm var. Ya benimle ne işin, ne sözüm olacak? Sonra Esat doktorun adını verince, he tanıdı beni, dedi. Resmen falan kesin. Değişmiş yemiş onun gözünde yani. Eskisi gibi çok muhabbetlidir. Adam oturduk, he bir evimde remont var dedi. Bir oturak biraz, çörek diye söyledi zaten Azerilerin haliyle. Hemen çörek yemeği. Oturduk, anlattım onu ki kardeşim. Çörek yemeği mi? Yani ekmek yemek. Anlattım onu çok kardeşim. Bak böyle kitaplar kesip elime. Hayatımız böyle değişiyor. Böyle güzel bir şeyler var. Esat doktorda meseleler gördü. Biz fikirleştik ki kardeş sen bizden bir yerde okumuşsan çörek yetmişsin kardeşim. Sen bu meseleleri bilersen sonra ahirette bize deme ki meğer niye gelmediniz demediniz. Adam ya be kulak asın. Oturdu, kulağı bastı. Ya biz böyle yapsak, Türkiye başına başlayalım, nurucu olurdu ya. Adama anlattım ki, bak böyle böyle hakikatler var yani. Adam çok böyle kulağı bastı, dedi, valla ben böyle şeyler işitmemiştim bildiği gibi. Bu neyse başka şeydir yani. Biz ille de böyle çok elmi bir şeylerden danışınca, adam çok teccüplendi. İndi,
dedi evimde remonttur. Biz dışarıda başka yere gelelim. Dedim bu da size... Remont? Tamir verdi. Tamir verdi evinde. Bizi başka yerde sohbet edildi başka yerde. Evet. Dedim olsun. Şimdi sence ayrılmak zamanı dedim kardeş hadi gidiyorsan ben oturak yani senin bir dostun yok mu diyeceğim gelin onun evinde oturak senin evinde tamir ver bir oturak orada bir kitaplardan okuyak bir sohbet edeyim bir yani bunu bir çay içek yani sohbet etmiyor dedi var öyle bir dostum bu da müdürdü de poliklinikanın müdürü dedi bir hekim adam var dostum olur ama o dedi şeytan gibi bir adamdır yani sen onunla ne danışacaksın. Dedim ey olsun şeytan, zaten onu da susturabilirdik. Sen apar tek onu evine. Dışarıda kalmıyor bir yer değil mi? Sohbet etsin. Gittik kapısını dövdük. Adamın da çok büyük bir evleri varmış yani. Çok böyle zengin bir adam. Adam kabul etti. O da beni tanıdı. Ha. O da dedi kardeş bu. Ne unutmuş ama canım. O beni tanıdı yani. Ne tanıdı seni? Okuldan mı? Ha, okudu bezine, ha, bezinden meşhur adam, yani herkes tanımış yani. Yani bir... Dedi ha, adı anlattı ki yani böyle, yani bak adam dine hizmet edip böyle falan da çok teaccüplendi. Ha, biz çay, ha, hemen böyle sohbet edildi işte, böyle çok hoşuna geldi adam. Tez böyle o evlatlarını da çağırdı, şimdi gelin bir kovası. Gece saat 2'ye kimi sohbet ettik falan. Hmm, çok böyle bir ders okuduk böyle, çok merakla dinlediler yani, çok merakla. Ondan sonra dedim ben geleceğim yani ama beğenirsinizse bu sohbetler her haftanın pazar günü ben gelip bu sohbetleri size devam edebilirim. Bir yerde zaten bu dünya neden ötürüdür? Oturlarımın danışanı hemen de geri döneceğim. Yok kalacaksın dedim yok kardeş. Otobüsler daim işleyir. Geceler var mı? Geceler var diyene. Evet. Geceler de yola sarf ediyende. Gece seyahat üzüm namazı 4'te 5'te evdeyem. Yollarda şey yok değil mi böyle? Mafya, mafya, mafya. Yani o cehetten orada biraz daha rahat bir yerdi ama yoktu. Zaten de valla inayet altında yoktu. Yani ben orada onu gördüm yani ki oralar biraz böyle çok acayip böyle yani. Ben de böyle piyade gidince yani biraz da çok böyle çetin yer orada ama tam hissedirsen ki valla kiminse dualarını, bu cemaatin dualarını yani Allah muhafaza eder onu gördük yani. Ne şey var orada? Çetin dikkat yani. Yani çetinlik dedim, cemaat orada böyle çok eski bir yerde, oranın sonradan kurulmuş bir yer. 60-70 yıllık bir ömrü var. Evinden küsüp gitmiş adamların kurduğu bir şehir yani. Gençlik bir şey. Bir de orada çok böyle narkotika ekilirdi yani. Orada cemaatler, gençler çok bozgun. Biraz bandit kara yerdir yani. O cehetten ev sahipleri hemşe deyirler ki, yani biz seni ötürek, kal, gitme, dedim ya, kardeş, git. Gideceğim Allah'ıma, hiç ne olmaz. Zaten de valla hiçbir narkatçılık olmadı. Ben sonradan anladım ki bunlar beni niye ötürürlermiş. Yani güya sana sataşarlar böyle özlerini korkular ama valla çok inayet altında. Hele havak çıkırdıkça gece 2'de hiç maşın olmaz. Çıkırsan bile böyle el eğilirsen hemen maşın saklayır. Hara girsen o tarafı yani hiç yolda kalmadı. Şimdi ben size devam ettim. Her pazar günü bu kişi bile devam ettik. Bu hemen bu onun o dostu o şeytan kimi dediği adam diye. Adam da çok muhabbetle her defa giden de gözlemiş. Ben de bu adamın böyle halinden hissediyorum ki adamın başı çok karışık. Soruşuna meydanıyorum ki burada kimler var yani dinlen, el maktaran. Orada, burada hoş yer var. El maktaran, maraklananlar. El maktaran, maraklananlar. Diyorlar ki burada bir iman doktoru var. Adı İman'mış. Sen onun yanına geçsen o çok bilic, arayan adamdır yani. Gittim onun böyle kapısı. Onlar ne getirmiyor seni diye abi? Onlar getirmesi lazım senin oraya beraber hani? Yok yok tek özüm getirdim yani biraz tez getirdim ki yani hissedelim ki burada biraz sahip çıkılacak hallar yok adamın başı çok karışık yani. Sonra o Leningrad'daki o Nurcu kardeş var. Onların o geldi bir haftalık. Bahtiyar. Bir 3-4 defa onların evine gittik geldik ama o geri dönünce evlerinde bir sahip çıkan olmadı. Yani gördüğün gibi biraz konuşuyla devam ettik. Yani sıkıntılı ki gelirim, gelirim ama bir sahip çıkan yok. O cahitten çok üzülürüm yani. Ki yani böyle bir ders okuyup yani hissediyorum ki adamlar böyle kulak asır ama adamın anlayan da duyurum da ki bu adam artık bunu anladı. Yani öyle bir o cahitten çok sıkıldım ki yani bu hakikatler niye böyle anlaşılmasın böyle. Onun için yeni yerler aktarım, yeni cemaat aktarım. Bu iman doktoru yedim, kapısını dövdüm ve çıktı.
buyurun ne olur, durun ben seninle bir sohbet edemeyiz. Allah Allah. İyi cesaret bu arada. Dedi kardeş, bu da korktu benim, ne sohbetim olacak? Dedim vallahi, benden sana bir ziyan gelmez. Bir de hoş, bir güzel bir sohbetim var. Dedi, he, yakışı böyle gir içeri, oturduk, bir çay, ne sohbetim olacak? Ben de böyle bu kardeşlerim, bak böyle eşitmişim, sen de doktor, ben de doktor, elime böyle kitaplar keseyim. Çok güzel, böyle sen de eşitmişim, iyi baktan adamsan. Ya sen bu kitapları bir okuru, bir kulağa as, gör neler var yani. Adamın da bir Elbaremli'ye önceden gidecek niyetim vardı. Hastalarımdan soruşurdum ki Elbaremli'ye olan adamlar adresini götürdüm. Bir hasta bana dedi ki, ona böyle hizmet edelim, o dedi ki, ben böyle sözler eşitmem ki. Bu hizmeti Göçer'de anlamışım, ne olur bizim Elbaremli'de gel, orada böyle bir şeyler olsun. Adam, o senin kulağında kaldı yani. O da hanım, hastam hanımmış. O dedi ki, ben bir adres vereyim, komşumuzdur. O doktordur, sen gel ona, bu hizmet orada da olsun. Adresini bir cibimde gezdirmiş ama iman doktoru. Sonra adresinden dedim, hamı da bunu değil, koy gelin onun kapısını döyün ya. Gittim döyün kapısını, ama adam sormadı sen bana adresin. Dedim, bu Türkiye'den kitaplar böyle, Türkiye'den deyince adam dedi ki, valla gel belediye, burada bir yakında mescit var. Sen aparım oraya, orada mescitte böyle, orada dostlar var, onlara ders olun. Dedim, adam da böyle deyince yani, galiba adam şey olunca, yani bu Türk kitapları olunca biraz böyle meni apardı. Mescidin kabağında, onun gözlediği adamlar da gelmedi. Ben dedim ya niye sen böyle, aklı dedi ki, boynuna aldı ki, ben el açık kalırım. Sen yani bu kitaplar biraz düz görmedi. Dedim kardeş öyle, bu kitaplar böyle şeyleri aradan götürür. Biraz buna böyle hizmet edelim. Ama evimde danışmaya böyle çok razı olmadı. Böyle dedim, bak canım sana bu kitapları bir de dedi, yakışır. Biraz anlattım onu mescidin kabağında ki, yani böyle şeyler, ne mezhepler aradan götürür, kainatta cahilatlar varken. Bunlar hamısı bilinçsizlikten emre gelendir ki, böyle teferruatla meşhur. Adam biraz sanki tersinden dedi, arada gel beni ara yani. Ama gitmedim dalayacağım. Öyle kaldı değil mi? Ya Allah Allah, sehmettim. O adamın adı başkaydı yani. O adam bana dedi ki, o adam ben iman doktorlarına karşıydım. Bu adam ele Bahtiyar'ın bir dostuymuş yani. Oradan da onu tanmış ben. Adamın adı başka yani, çaştırdım özümü. O adam başkadı. O adam bana dedi ki, bana dini iman doktoru öğretti. Sen onunla git, o ilim aktaranmış. Gittim onu, dedim ev hardadır, dedi ki, sen burada tanışan var, dedim burada benden okuyan bir idare doktor var. Dedi evi ondan üzme özlü, birinci gittiğim adam. Gittim onun kapısını dövdüm, ha, o iman doktor çıktı. Ben selam aleyküm dedim, biz seninle sohbet edemezsin. Ne sohbetimizde? Dedim valla çok hayırlı bir sohbettir, böyle bir narahat olma, öyle bir ziyan gelmez. O da davet etti içeri, dedim biz böyle böyle bak kitaplar var, burada. Dedi ha, hele ben elim aktarım, bana böyle şeyler lazımdır. Biraz okuduk yani, adam dedi ki valla bu çok derin elime okşuyor valla ben. Biraz okutsam dedi ki her defa da gayet değil. Bir üç defa bunların evine geldim gittim yani. Üç pazar, her pazar gidelim. Sözleri aldı orasını baktı. Gelen dedi ki bunu okudum bitirdim dedi. O kadar sen bir haftaya bunu bitirebilirsin. Yok dedi bitirmişim. Sonra böyle oradan buradan böyle mektubatı verdim yani. Bir iki defa bir başka yerlere de gittik yani ama hissedilen gibi dedim ki bunlar sahip çıkmıyor. Biraz böyle uzaktan bakır. Yine de bir başka yerler aktarmak düşündüm yani. Görüyorum ki bu adam diyor ki bu çok geliş kitaptır. Ben bunu anlamıyorum. Böyle falan yani biraz neyse bir perde hissediyorum ki böyle tam teslim değil yani. Ahır bu meşhurette kardeşlere dedim ki, valla ben oraya gelip gelirim ama hele bir sahip çıkan yoktu. Orada bir asker yoldaşı olan, bir kovum olan, bir tanış olan bana adresler veririm. Ben gidip yeni yerler aktarım da görelim ki. O Şabahı'dan o İngiliz dili müellimi var yani, İngiliz dili müellimi. O dedi ki, ben orada bir, neydi onun adı? Sabri müellim. O dedi ki, ben orada bir halam uşakları olup, gedimden oraya köçmüş cemaat var, Şabahı'dan gedimden. Onlar orada bir mahalle teşkil etmişler. Ama adresi zaten bilmiyorum. Ama sen onu bulabilirsen kanalın yanındadır. Orada bir çay fasulye yerine, dışarıda olur. Onun yanında. Dedim ev yok. Adını de ben bularım. Biz tez gittim. Bir üç saat aradım. Burada Şabak'tan köşüm adamlar var mı? Bir koza kişinin
tapdım. Dedim sən hamdın tanrı yaratdın, sən yaratdın. Belə bir adamla bir də bu yaxında torun olub. Evləri bax orada. Getdim qapısını döydüm. Hər salam. Sən kimsən? Bura niyə gəlirsən? Kim qardaş? Bir söhbətim var. Bir qəşəng səninlə söhbət edim. Valla bir maraqlı. Mən də bir rahatçıl oldum. Ha yaxşı buyur oturduq. Dedim bax belə bir kitablar var. Əlimizə keçsin. Yəni siz də təqdim etmək istəyirik. Baxın, tanış olun. Yəni bu Şamaxıda da bax, sizin qovumlarınız adres veriblər, o qədər sevirlər bu kitabları ki, bizim qovumlarımız da tanısınlar burada deyə. Dedi, hə, lap yaxşı, amma bax, öncədən deyirəm, mənim bu mollalardan dedi, xoşum gəlmir. Bunlar da deyirəm, bizi aldadıblar, biraz narkatçılıq var yəni orada. Hə, adı tapdıqdır yəni. Dedi, valla, xoşuma gəlsə, qulaq qazacam, gəlməsə da, məndən incimə, mən dedi, belə adamam yəni. Dedim, yaxşı, dedi, qonun qonşudan da dostlaşdan var, onları da yığacaq, müəllimlər var yəni. Tamam, buyur baxayım. Axşamı yığılacağım artık belə, bunlara bir təqdim ki, belə kitablar əlimizə keçir. Yəni, belə güzəl bir saniyəmindəki, maşallah, nə güzəl bir sənə danışıq tərz verilmiş zaten, həqiqətləri belə anladınca, dünya nədir, hayat nədir, kainat nədir, yaşamadır. Biraz orada narahatçılıq nədən əmələ gəlmiş, yəni bu, İşyalığın orada biraz təhvətin daha aşağı dərəcəsi, yəni heç ilim yoxdur. Göyçaylı işyalı, çox güzəl bir işyalı. O dövün bolcu elin var.